Bursa Büyükşehir Belediyesi Burlaş marifetiyle ulaştıran ulaşım misyonuyla Bursa'daki toplu taşımanın neredeyse tamamının yükünü çekmekte. Bizler de bugün Burlaş'a geldik. Buradaki arkadaşlarımız işlerini nasıl icra ediyorlar yerinde inceleyelim istedik. Zor işlerimiz başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada sadece tekerlekli sistemler ve raylı sistemleri kullanmıyor. Burada Mudanya'da Bursa'nın dünyaya açılan kapısında Budo aracılığıyla vatandaşlara en konforlu, en kaliteli hizmetleri çok cüz'i bir ücretle veriyor. Burada binlerce vatandaş İstanbul'a gidip tekrar İstanbul'dan geri geliyor. Adım İbrahim Ünsal Erten, 1980 doğumluyum. Denizcilik mesleğini biraz babamdan herhalde özenerek yaptım. Babam deniz subayıydı. Akşamları işten çıkıp da eve geldiğinde böyle beyaz üniformalarla hep onu özenirdim. Hoşuma giderdi. Ben de denizci olmak o yüzden istedim. Ama tabii denizi bilmiyordum denizci olmak isterken. Denizin zorluğunu, şartlarını hiç bilmiyordum. Bir gün evde oturuyorum. Babam o zaman evde yoktu, nöbetçiydi. Annem de ütü yapıyor. Bu okulun broşürlerini buldum. Türkiye çapında 30 öğrenci alıyordu. Yatılı bir okuldu, üniformalı bir okuldu. Mülakat kondisyon sınavları vardı. Kendi kendime bunu kazanamayacağımı düşündüm. Ama dedim bir başvurayım. Orada bir söz hoşuma gitti. Açık havada çalışmayı seven yatılı bir okuldur dedi. Ben de o dönemlerde yatılı okumak istiyordum. Çünkü abim yatılı okulda okuyordu. Biraz da ona özeniyorum. Daha sonra bunun sınavlarına girdim. Kazandım 26. asil olarak. Sonra denizci oldum. Tabii okuldan sonra denize çıkınca bazı zorluklarını gördüm. O da herhalde artık mesleğin verdiği bir ne diyelim şartlar. Biz onu tabii bilmiyorduk. İşinde öğrendik. Zamanla alıştık. Evet. Güzel oldu. Memnunum. Bir daha dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerim herhalde. Ama bu meslekten öte bir yaşam tarzı. Çünkü herkes yapamaz. Biraz zor bazı doğa şartlarıyla uğraşması. Bu yönden zor. İlk çıktığım dönemlerde gemiler, Türk filosundaki gemiler biraz eskiydi. Onların hızı da yavaştı. Limanların da çalışma hızları yavaştı ama şu anda bu durum değişti. Artık gemiler daha hızlı, seyirler daha kısa sürüyor. Ek olarak limanların çalışma hızı da arttığı için, yükleme tahliye operasyonları da hızları da arttığı için ona yük elleşleme deniyor. Yük elleşleme hızları çok fazla. Bundan dolayı artık fazla bekleme olmuyor. Ama ben denizi hep şuna benzettim. Deniz ayrı bir gezegen bana göre. Çünkü limandan ayrıldığınızda, haratlar mola, limandan ayrıldınız. İşte 5-10 mil sonra artık görüş, karadaki görüş biter. Açık deniz başlar. Ayrı bir gezegen gibidir. Orada farklı işte deniz hayvanlarıyla birlikte olursunuz. Yunusların atlayışını görürsünüz. Balina görürsünüz. İşte değişik deniz kuşları görürsünüz. Ayrı bir gezegendir. Kendinizi unutursunuz. Güzeldi okyanus geçmek. Farklı bir his yaratıyor. 15-20 gün boyunca hiç kar görmüyorsunuz. Bir özlemi var. Ama dediğim gibi orası ayrı bir gezegen. Eğer işte denizi severseniz, adepte olursanız size ızdırap değil zevk verir. Her şeyin başında mesleği sevmek geliyor. 2005 senesinde 3. kaptandım. Amerika'nın Baltimore limanından rulo saj aldık. Her biri 20 tonluktu. Bazıları da daha böyle heavy size dediğimiz 26 tonluktu. Gemide 18 bin tonluk bir gemiydi. Oradan yükleme yaptık. Daha sonra boşaltma limanı için işte seyre başladığımızda ki tahliye limanımız da Belçika'ydı, Anberg limanıydı. Büyük daire seyri dediğimiz bir seyir var. Bu iki mesafe arasında en kısa yoldur büyük daire seyri. Ama büyük daire seyrinin bir handikapı bunu yaparken
kuzey enlemlerine fazla yaklaşıyorsunuz. Dediğim rota için konuşuyorum, Amerika ve Belçika için. Şöyle bir daire olur o adı üzerinde. Eski adıyla Daire-i Azime diye geçer. Bunu yaparken bayağı bir kuzeye yükseldik. İzlanda güneyinde büyük bir fırtına yakalandık. Orada korkmuştum. Gemiden çok tuhaf sesler gelmişti. Birçok işte gemici, yağcı, personel can yeleklerini giydiler. Allah Allah sesleri böyle koridorlarda inliyor. Gemi çünkü çok büyük bir fırtınada. Yük de çok tehlikeli. Onlar yuvarlak olduğu için tekerlek gibi sallantıdan çıkma ihtimali, ambarı delme ihtimali falan var. Hani yükün bağlantılarının, o bağlama ekipmanlarının kopma ihtimali var. Bir orada sıkıntı yaşadım. Büyük korkum odur. Onun haricinde ufak tefek sallantılar oldu. Biz denizci olduğumuz için, alıştığımız için çok bizi korkutmuyor. Yani yük taşıma ile yolcu taşıma arasında çok büyük fark var. Yolcuların konforu önemli, onların rahatı önemli. Bazen yine burada da hava koşulları kötü oluyor. Yani bizler için pek sorun olmasa da yolcu alışık olmadığı için, denizci olmadıkları için, onların konforu ve rahatı için daha uygun rotalar, daha uygun seyir açısından neler yapılabilir bunları düşünüyoruz, bunları uyguluyoruz. Başıma gelen olay burada ansızın bir fırtınaya yakalanmak şeklinde oluyor genelde. Mesela raporlara bakıyoruz, takip ediyoruz devamlı onları. Şirketimiz de bunda bize destek oluyor. Mesela hava raporu fırtınanın öğleden sonra 4'te geleceğini söylüyor örnek olarak. Biz 1'de ya da 12'de yola çıkıyoruz. Bazen hava raporları yanılabilir. 1-2 saatlik bir fark olabilir. Sonuçta Allah'ın bileceği bir şey. Hava olacak deyip de olmadığı da oluyor bazen. İşte bu tür ansızın yakalandığımız zamanlarda biraz heyecan yaşanıyor yolcu tarafından. Biz de onların konforu için biraz biz de heyecana giriyoruz rahat etmeleri babından. En başıma gelen olay, kötü olarak söyleyelim, bir geminin yerinin değişmesi esnasında yolcu yokken geminin elektronik bir arızası oldu. Bir elektrik kaçağı oldu 24 volt devresinde. Bütün makineler bir anda durdu. Hiçbir hareket gücüm kalmadı. Tabii bu tehlikeli bir durum. Yani düşünün, yolda giderken aracınızın frenin patladığını düşünün. Bunun gibi. Baş mühendisimiz hemen olaya müdahale etti. Çok kısa sürede çalıştırdı. Çok kısa sürede çalıştırmasına rağmen tabii bize 2-3 dakika, 2-3 yıl gibi geçti. Korkuttu bizi. İşte burada tabii yolcu olmaması büyük bir şans. Evet, böyle bir sıkıntımız olmuştu. Onun haricinde büyük, çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Birkaç kere kötü havanın akabinde kapı çaldı. Ben korktum açıkçası. Dedim ki yani herhalde kızacaklar bize. Yani sanki bizim günahımızmış gibi. Hava sonuçta Allah tarafından gelen bir şey. Kapıyı biraz ürkerek açtık. Bir hanımefendi dedi, kaptan çok teşekkür ederim. Bizi çok iyi getirdiniz. Fazla sallanmadık. Çok kötü bir havaydı ama sayenizde iyi geldik dediler. Tabii biz mutlu olduk. Başka mutlu eden şeyler, buraya yanaştığımızda insanların birbirine sarılması. Böyle kucaklaşmaları, onları bir yerden bir yere ulaştırmak salimen, konforlu bir şekilde bizleri çok mutlu ediyor. İlk küçük ehliyet aldığım zaman ben hep derdim ki şimdi herkes de küçük ehliyet olunca ben derdim, yok ben otobüs şoförü olacağım, benimki biraz değişik olsun. Ama illa sarı otobüs şoförü olacağım. Bayağı bir başvuru falan yaptım ama o zamanlar tabii ki bayan şoför alımı olmadığı için kısmet olmadı. Her şey nasip derler. Yine tekrar başvurdum. Sağ olsun Ali Nur Aktaş'ın vesilesiyle girişimizi yaptık. Mehmet Kürşat Bey sağ olsun ilgilendi, müdürlerimiz. Sınavlarımıza girdik, alnı uzun akıyla kazandık ve şu an istediğim yerdeyim, en büyük hayalim. Biniyor, aa kadın şoför diyor, kartını basmadan arkaya biniyor zaten direkt, unutuyor haliyle. Ben ne diyorum, hanımefendi diyorum, kartınız basmamış, ay diyor pardon diyor, sizi görünce şaşırdım. Öyle şeyler oluyor yani, çok oluyor. Ben de alışkın olduğum için zaten önemli değil diyorum, insanlık hali. Sabah geliyor, yağımıza, suyumuza bakıyoruz. Aracımızın bir eksikliği var mı? Kirli midir, pis midir? Zaten her zaman temizleniyor araçlar. Öyle bir olasılık zaten yok. Ona göre kontrolümüzü yapıyoruz. Yolumuza bakıyoruz, devam ediyoruz. Normal rutin. Böyle araç kullanıyormuşum gibiyim. Yani altımda bir otobüs varmış gibi değil de can taşıdığımızın farkında vararak normal olarak seyir ediyorum. Yani bu iş zaten heyecanı gerektirmez, paniği gerektirmez.
çok rahat bir şekilde devam ediyorum yoluma. Demek ki insanlar böyle bir şey bekliyormuş. Herkes memnun. Ben de memnunum. Allah izin fırsat verirse yolumuza devam ediyoruz. Duraklarımıza park etmesinler. Biz yolcularımızı yollardan alıyoruz. Duraklara park eden araçlar yüzünden yolda aldığımız için arkadan öttürülen kornaların haddi hesabı yok. Selektörlerin haddi hesabı yok. Suç bizimmiş gibi. Önceliğin toplu taşımaya verilmesini istiyoruz. Başka bir dileğim yok. Gerçekten bu yönden çok zorlanıyoruz biz. Yani bildiğiniz bir terör, yani otobüs terörü diyebilirim. Kimse yol vermiyor. Cebine giriyorsun, sinyalini veriyorsun. Sinyal vermene rağmen ben otobüsü geçeyim diye uğraşıyorlar. Böyle şeyler yaşıyoruz ve üzülüyorum tabii ki. Bülent Ungun ben. 17 seneden beri tren kullanıyorum. Hiç aklımda yoktu aslında. Yani İstanbul'da 17 sene kaldım ama hep trenlere, banliyö trenlerine bindim. Hiç tren sürücü olacağım aklıma gelmedi. Nasip buradaymış. Tabii severek yapıyoruz. İlginç bir meslek. Şimdi trenler her dönem biraz daha farklılaşıyor. Tabii nüfus arttıkça, taşıma kapasitesi arttıkça, talep arttıkça tabii ki yönetimde herhalde daha farklı şeyler, vagonlar getirmeye başladı. 3 çeşit şu an kullandığımız hafif raylı sistemde 3 çeşit makinamız var, vagonumuz var. Hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip. Kabine girdiğimizde tabii burası bir izole bir bölge, 3-5 metrekarelik bir alan. Burada her şeyinizi bırakıp işinize odaklı olmanız lazım. Çünkü arkada ortalama 1000 kişiyle yolculuk yapıyorsunuz. Tren sürücüsü olmak için öncelikle sakin olmak lazım. İşimizi sevmek lazım tabii ki. En önemlisi bu. Enteresan bir iş çünkü Bursa'da aşağı yukarı 150 kişi bu işi yapıyor. Önemini biliyoruz Bursa için. Trafikle ilgili, ulaşımla ilgili sıkıntıları biliyoruz. Biz hakikaten yani Bursaray Bursa'nın bel kemiği. İşte o gün düştüğü zaman yani o bir lodostan dolayı birkaç gün, iki gün çalışmadı trenler. Nasıl gideceğimizi bilemedik. Hakikaten trenler bel kemiği oluyor şehrimizde. Tabii treni tercih etmenin sebebi de en önemlisi tabii ki zaman anlamında. Aşağı yukarı söylenen zamanlarda o istasyonda olunuyor. Bu trenin en güzel yanı budur aslında. Bizim bu saatlerle ilgili kabin bölümünde bulunan bir zaman çizelgemiz var. Orada 10 saniye bile 20 saniye ileride geride olduğumuzu bize bildirir. Tabii bizde de zaman zaman 1-2 dakikalık sıkıntılar olabilir. Yolcularla ilgili bir problem yaşanabilir, hastalar olabilir. O yüzden tabii ki polislik, adliyelik bir olay olabilir. Oradan dolayı gecikebiliriz. Ama genel anlamda tabii ki performansımız yüksektir. Diğer lastikli tekerleklere göre. 7 saat aşağı yukarı sürüş yapacağız. Dolayısıyla zaman zaman ben küçük küçük şarkılar söyleyerek gidiyorum aslında. Ama kabinde arkada duymuşlar beni. Bir baktım arkadan alkış sesi geliyor falan. Çok güzel sesiniz var diye falan bana bir teveccühte bulunmuşlardı. Aynı pozisyonda da şikayet eden de vardı. Merkezi aranmış. Şoförünüze dikkat edin. Acaba alkollü mü? Gibi şarkı söylüyor. Yani benim de mutlu olduğum bir an vardır belki. Bir şeye sevinmişimdir. İşe başlarken öncelikle iyi uyku almanız lazım. İyi uyumanız, iyi beslenmeniz lazım. Burada aşağı yukarı ilk molaya çıkışımız 2,5-3 saat gibi bir dönem. Bu dönem tabii kendi sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz lazım. Uykumuz önemli. Bir sporcu gibi aslında idmanlı gelmemiz lazım bu kabine. Akşam saatlerinde tabii vagonlar biraz daha boş oluyor. Ben hakikaten üzülüyorum. Yani boş koltuk görünce içim biraz üzülüyorum. Keşke hep dolu gitsek istiyorum. Çünkü hakikaten çok ciddi maliyetler var burada. Bakım çok maliyetli bir iş. Enerji maliyeti çok fazla. Böyle gece saatlerinde zaman zaman tabii seyrekleşince yolcular ben üzülüyorum açıkçası. Ne olur hep yani vagonlarımızı dolduralım diyorum Bursa vatandaşlarımıza, Bursalı hemşerilerime. Bizler üzülüyoruz hakikaten. Hep dolu gitsin istiyoruz. Şu an Bursa'daki toplu taşımanın merkezindeyiz. Yani adeta
kalbindeyiz. Burlaş Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Burada araçların bakımları, teknik kontrolleri hepsi yine burada yapılıyor. Yani ulaşım burada başlıyor, burada son buluyor. Yapılan akıllı kavşak düzenlemeleri, sinyalizasyon çalışmaları Bursa trafiğini biraz daha rahatlattı. Ve bunun yanında metro istasyonunda yapılan besleme otobüs hatları da aynı zamanda Bursa'daki hafif raylı sistem taşımacılığını da yolcu sayısını artırmış oldu. Yolcu sayısı arttı, haliyle sorunlar çoğaldı diyebiliriz ama burası işte hafif raylı sistemlerin bakım merkezi. Buradaki hafif raylı sistem araçları tek tek her gün kontrol ediliyor ve Bursalılara daha konforlu bir ulaşım sağlanıyor. Ben Muhammed Selman Yılmaz, Bursaray, Burulaş Bursaray Raylı Sistemler Araç Bakım Mühendisiyim. Size kısaca Burulaş'ın ne zaman kurulduğunu, kaç araçta kurulduğunu kısaca bir bahsedeyim. Bursaray olarak 2002 yılında atölyemiz kuruldu. Şu an Bursaray'ın Raylı Sistem Araç Bakım Atölyesi'ndeyiz. 2002 yılından beri emektar ustalarımız, personelimiz, uzman kadromuz, mühendislerimiz ve yöneticilerimizle birlikte Bursa halkına elimizden geldiğince güvenli, huzurlu yolculuk yapabilmeleri için hizmetler veriyoruz. Kuruluşumuzda 48 araçla başladık. Siemens aracımız bunlar, Siemens B80 araçlarımız. Akabinde bombardiyer araçlarımızı aldık, 30 adet. Ardından Green City araçlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Filomuzda şu an toplamda 138 araçla hafif raylı sistem olarak işletimimize devam ediyoruz. Günlük geldiğimizde, atölyemize başladığımızda arkadaşlarımızın ilk önce yaptıkları şey güvenlikli bir şekilde çalışabilme ortamını kendilerine hazırlaması. Nasıl hazırlaması? Öncelikle kıyafetlerini giymesi, iş kıyafetlerini, akabinde güvenlik ekipmanlarını uygun bir şekilde kullanması, baretini, iş güvenliği ayakkabısını ve yine kendi iş kıyafetimizde yine fosforlarımız bulunduğu için iş kıyafetlerimizi mutlaka giymemiz gerekiyor. Geldikten sonra arkadaşlarımız güzel bir şekilde iş dağılımımız, ortadaki masalarımızla, burada bulunan masalarımızla planlamanın öngördüğü şekilde arkadaşlarımızla dağıtılıyor. Herkese eşit yük olacak şekilde paylaştırılıyor. Arkadaşlarımız toplanma aşamasından sonra güzel bir şekilde işlerine yöneliyorlar ve günlük bakımlarımızı, planlı bakımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir kısım personelimiz ise gün içerisinde gelen, aciliyet arz eden arzi bakımları mümkün mertebe hızlı bir şekilde güzel bir hizmet sunarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Bundan yana elimizden geldiğince malzeme tedarik edilmesi, zaman ayrılması vesaire unsurları da sonsuz bir şekilde, kısıtsız, limitsiz bir şekilde güzel ve raylı sistem standartına uygun bir şekilde sağlıyoruz. Bunların en güzel yönü yolcularımızdan, bizim misafir olarak tabir ettiğimiz yolcularımızdan güzel dönütler almamız. Hizmetlerimizi ne kadar kaliteli sunar, ne kadar güzel hizmetler verirsek o kadar güzel dönütler alıyoruz. Araçlarımızda klima sistemlerimiz olsun, araç sıklıklarımız olsun, sefer sıklıklarımız olsun. İster istemez aslında bizim yaptığımız hizmetin sonucunda güzelleşiyor. Nasıl oluyor bu? Bütün özveri, gayret ve nasıl diyeyim size, kalifiye olmanın verdiği tecrübe, bunlarla güzel bir hizmet sunuyoruz. Bakımlarımızda eksik bırakmıyoruz. Bütün bakımlarımızda öngörebildiğimiz, nasıl tabir edilir, kestirimci bakımcılık, özellikle bunun üzerine düşüyoruz. Ve her türlü sıkıntıyı, sorunu, önemli sorunu bulan arkadaşlarımıza özel diyaloglar kurup teşvik edici etmenler sunuyoruz, kendilerine imkanlar sunuyoruz. Biz yaptığımız işi gururla yapıyoruz, huzurla yapıyoruz. Çünkü kadromuz deneyimli kadro, kendimize güveniyoruz. Burada çalışan herkes tecrübeli.
temizlikçisinden en üst düzey yöneticisine varana kadar herkes tecrübeli. Biliyorsunuz raylı sistem sektörü hızla büyüyen, çığ gibi büyüyen bir sektör aslında. Araçlarımızın yılları, belli bir yaşa ulaşmış araçlarımız da var. Mümkün mertebe bunları da aynı kaliteye, standarda getirmeye çalışıyoruz. Belli başlı ekipmanlar ekleyebiliyoruz. Tabii bunların hepsi uluslararası raylı sistem endüstrisinin öngördüğü standartlar doğrultusunda gerçekleşiyor. Bunları kesinlikle göz ardı etmiyoruz. Bütün sıkıntı, sorunları bu şekilde aşmaya, çözmeye çalışıyoruz. Zor İşler'de bu bölümümüzde Burlaş'a gelerek hem deniz ulaşımını hem otobüs hem de hafif raylı sistemi inceledik. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.